Aloha. Burada işte geçiş geliyor falan filan. Yavaş konuşup ellerimi daha az kullanacağım. Tipi mimi ya. Tipi mimi ya böyle. Tamamdır. Artık konuya giriyorum. Aloha. Öncelikle size kupamı göstermekle işe başlıyorum. Çünkü bu video yayınlandığı zaman belki kupalarımı düzenliyorum videomuz yayında olur, bilmiyorum. Elimden gelen, yani elimden geldiği şekilde güzel çekmeye uğraş verdim diyeyim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Orada işte çektiğim, yani o videoyu izleyenleriniz olursa zaten bu kupayla da çoktan tanışmış olacaksınız. Mahalo'dan bana Yadigar. Mahalo ne derseniz de benim zamanında açtığım kafemin adı. İşte açtım, işlettim, devrettim. Neyse, bunların konumuzla hiç ilgisi ve alakası yok. Ama bu kupayla öncelikle sizi selamlamak ve aloha demek istedim. Videomuzun konusu fazla hassas olmak. Ve bu fazla hassas olmak konusunu açıkçası ben herhangi bir videoda sizlerle paylaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir fikir yoktu aklımda. Lakin benim işte bu yabancı takip ettiğim bazı YouTuberlar var. Ve onlardan aslında bu kişiyi takip etmiyorum ama böyle hani videoları düşüyor ya önünüze diyeyim. Orada being highly sensitive'di galiba başlığı, hatırlamıyorum ama yani çok hassas olmakla ilgili işte bir video çekmiş ve çok ilgimi çekti. Onu böyle bir izlemiştim. Bayağı da zaman oluyor. Sonrasında zaten ben gerçekten fazla hassas olan bir insan olarak bunu neden sizlerle paylaşmayayım dedim ve bu fikir böylelikle aklıma düştü. O yüzden de şu anda siz bu videoyu izliyorsunuz. Öncelikle fazla hassas bir insansanız eğer çok empati duygunuz gelişmiş olabilir ve çok fazla bu duygudaşlığı diyeyim hissedebilirsiniz. Ben bu konuyla ilgili bir video çektim mi çekmedim mi inanın artık böyle videolar birbirine karışıyor. Çünkü empati mi sempati mi diye bir videom olması lazım. Bunu üzerine bayağı hem okumuştum o zamanlarda birçok yani işte veri diyeyim size. Birçok araştırmıştım empatiyle sempatiyi. Onunla ilgili bir video çektiysem eğer ki doğru hatırlıyorumdur. O videoda zaten sempati duymakla empatik olmanın aslında iki farklı şey olduğundan bahsetmiştim. Ve siz fazla empatikseniz eğer kendinize karşınızdaki kişinin yerine çok fazla koyup hatta o üzüldüğü zaman hani sonuçta sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz biri ise ailenizden biri de olabilir. Gerçekten çok fazla böyle üzülebilirsiniz. Kendinizi harap edebilirsiniz. Ve aslında bu zaman zaman belki de çoğu zaman çok iyi bir yere varmayabilir. O yüzden genelde hani fazla hassas olan insanlar çok empatik ve çok fazla işte duygudaş olabiliyorlar. Buna dikkat etmek bence önemli. Bir de tabii ki şunu da söylememde fayda var. Genelde empatik olan insanlar iyi dinleyici oluyorlar ve dolayısıyla zaten siz de fazla hassassanız fazla iyi dinleyici olma ihtimaliniz de çok yüksek. Bunun yanı sıra eksi yönlerinden biri diyebilirim buna. Kendinizi karşınızdaki kişiden sonraya koyabilirsiniz. Yani kendinizi ilk plana koymak yerine karşınızdaki kişiyi ilk plana almaya meyledebilirsiniz. Buna dikkat etmenizde belki gerçekten çok yarar olabilir. İkinci olarak şimdi yine fazla hassas olan insanların bence dikkat etmesi gereken bir nokta gerçekten çabuk yorulabilmemiz. Çünkü stres mesela böyle herhangi bir AVM'ye girdiğinizi düşünün ya da böyle çok fazla insanın olduğu, çok gürültülü bir ortamda olduğunuzu düşünün. O anda eğer yani dediğim gibi bu fazla hassas kategorisindeyseniz beyniniz kortizol hormonunu zaten salgılıyor ve o da sizin stres hissetmenize sebep oluyormuş. Ve bu da böyle sizi açıkçası çok iyi hissettirmeyebilir. Yani böyle aşırı kalabalıklar içinde kendinizi stres dolu ya da böyle rahatsız hissediyorsanız bundan çekinmeyin ya da ben neden böyleyim demek yerine tamam şu anda ben böyle olduğumu zaten biliyorum bu tetiklendi ve birazdan bu geçecek ya da işte evime gideceğim ya da ben bir iki gün sonra doğada biraz zaman geçiririm kendimle kalırım ya da ne bileyim sakinlerim ve bu duygu daha da iyi olacak demek gerçekten o anda çok fayda sağlıyor.
Bu arada şunu da bence yani özellikle yine dediğim gibi hani fazla hassas kategorisindeyseniz, bu arada dünya nüfusunun benim araştırdığım ve bildiğim kadarıyla %15'i bu kategoriye giriyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla hani %85 kadarı evet hani fazla hassas olmuyor, ama bu %15'teyseniz de ya da herhangi, belki siz değilsinizdir ama çevrenizde böyle insanlar olabilir. O açıdan da aslında bence çok azımsanacak da bir rakam değil diye düşünüyorum. Üçüncü olarak, duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz ve bunu gerçekten keşfetmesi, öğrenmesi biraz zaman alabilir, ama öğrendikten sonra da inanın bana sizi çok rahatlatacak bir bilgi bu. Çünkü genellikle fazla hassas olan insanlarda bu dostlukların, arkadaşlıkların bitişi onları çok fazla yıpratabiliyor. Ya da bir ayrılık acısını haddinden fazla böyle yoğun hissedebiliyorlar o acıyı ve kendi kabuklarına çekilebiliyorlar. Dolayısıyla hani bu duygularınızı yoğun yaşamanız illa sizde işte bir bipolar rahatsızlığı ya da ne bileyim işte hipomani ya da borderline gibi rahatsızlıkların olduğunu göstermiyor. Siz hassasiyetten kaynaklanan bir şeyden muzdaripsiniz diyeceğim, ama ben buna muzdarip olmak da demek istemiyorum. Çünkü hastalık değil bana kalırsa. Zaten hani hiçbir yerde bu bir hastalıktır diye bir şey de ben rastlamadım. Ama bu dünya şartlarında diyeyim ya da dünyada bu şekilde yaşamak bazen gerçekten bizi zorlayabiliyor. O yüzden zaten bende de hani çok olduğu için ve bunu hissettiğim için bunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. O acı bir gün geçiyor. Bunu bilmek ya da o arkadaşlık bitmesi gerekiyorsa o biter, yenisi başlar. Hani daha böyle aslında aldırmadan bir yerden sonra bakabilmek, hani böyle derinine o acıyı hissetmemek, bir yerden sonra bunu en azından kendimize öğretebilmek bize bence çok fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Dördüncü olarak, yani dediğim gibi bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları, yani artıları da var, eksileri de var aslında her şeyde olduğu gibi. Olumlu yönlerinden bir tanesi, evet ona geleceğim. Yaratıcı olabilirsiniz. Bunun da zaten en büyük sebebi duygularınızı hani böyle uçlarda yaşamaya da meyilli olduğumuz için diyeyim. Bu yaratıcı olmamız da özellikle hani gerçekten çok yoğun duygular hissederken, ne bileyim belki bir şiir yazmak olabilir. Belki bir müzik, yani bir beste yapmak olabilir ya da şarkı sözü yazmak olabilir. Bilmiyorum hani aklınıza ne gelirse, yemek yapmak bile buna girebilir. Hani çok İnanılmaz yaratıcı yemekler yapıyorsunuzdur. İnanılmaz işte heykeltıraşa meraklısınızdır, resim yapıyorsunuzdur. Neyse neyse, sonuçta bunlar da duygularla doğan, duygularla gelişen, büyüyen sanat dalları olduğu için diyeyim, buralarda size çok fayda sağlayabilir. Ve aslında amaç, yani bana kalırsa bunu bilip hani evet fazla hassasım diyorsanız eğer, bu elimizde var ve bununla biz ne yapabiliriz? Yani bundan sonra yolumuza nasıl devam edeceğiz? Aslında bu konuda belki sizin elinize böyle bir kullanma kılavuzu vermiş gibi olmak isterim ben bu videoyla. Siz de bunu böyle alırsanız gerçekten çok memnun olurum. Bunun yanı sıra parantez içinde bir de şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Yani dediğim gibi artı yönleri var, eksi yönleri var, ama bir de şunu unutmamak lazım. Her birimiz insan olduğumuz için ve her birimizin az ya da çok travmaları olabileceği için, bütün bunların üstüne işte mesela siz çocukken çok travma yaşamışsınızdır, çok yara almışsınızdır ve ne bileyim kendinizi genel olarak suçluluk duygusu hissederken buluyorsunuzdur. Ya da mesela depresyona meyilli olabilirsiniz ya da yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Yetersizlik ya da değersizlik duygularınız fazladır. Bu sebepten dolayı bütün bunların hani üst üste gelmesi de aslında hani bu hassasiyetle beraber zaman zaman yorabilir. Ve sadece bunun farkında olun diye ben bunu belirtmek istiyorum. Size çözüm olarak da hani bütün bunlar var evet, ama ne yapacağım ya da rahatlamak için ya da dengeye getirmek için ne yapacağım derseniz de, açıkçası bana en iyi gelen yani yöntemlerden bir tanesi kesinlikle yoga yapmak. Meditasyon, kendi kabuğuma çekilmek benim çok işime yarıyor ve burada hani Ay burcumun yengeç olmasıyla da bence çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki astrolojiye inanın ya da inanmayın, hani bu size kalmış bir nokta. Ama ben onunla da biraz ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben genelde hani böyle kendimi çok hani o İngilizce'de overwhelmed
denir ya böyle çok fazla böyle artık ah, alamıyorum yeter bu kadar çok üstüme geldi. Hani böyle bardak olduğunuzu düşünün, hani böyle taşıyacak noktaya geldiğinizde ben kabuğuma çekilirim. Kendimi dinlemek isterim ve mümkünse hani birkaç saat, bazen çok nadir oluyor, birkaç gün biriyle görüşmek istemediğimde zaman zaman olur. Tabii ki bu işte biliyorsunuz bu süreçleri hiç katmıyorum. Hani evde olmamız gereken zamanlardan önce, hani normal zamanlardan bahsediyorum. Bir de tabii ki doğada olmanın önemine de yani vurgu yapmak bence gerekiyor. Çünkü doğa gerçekten çok besliyor. Özellikle yine fazla hassassanız ağaçlara sarılmak, yani topraklanmak, çıplak ayakla işte çimlerde, topraklarda yürümek, durmak. Şöyle bir gözlerinizi gerçekten kapatıp o rüzgara kendinizi bırakmak. Tabii ki de bütün bu süreçler bittikten ve daha da normale döndükten sonra bu daha da mümkün olacak. Bunlar size çok fayda sağlar diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar videoyu çok uzatmamak adına bunu böyle bir size... Hani bu konuyu açmak ve biraz anlatmak olarak alın. Çünkü bunu derinlemesine de incelemek ya da derinlemesine size daha detaylı bilgi vermek de eğer ki siz isterseniz bunun için yorumlarda zaten benimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarda yazarsanız ben de hani bu konuyla ilgili daha da araştırma yapıp kendi deneyimlerimi de belki sizinle daha fazla paylaşabilirim. Ayrıca ilgilenenler için ben okumadım ama bir kitap varmış ve bayağı hani bu konuyla ilgili, yani fazla hassas olmakla ilgili böyle çok fazla araştırma yapan bir kadının yazdığı kitapmış. Onunla da ilgilenenleriniz varsa yalnız kitap İngilizce, benim gördüğüm o kitap, yani bulduğum kitap, ben de okumak istiyorum bulabilirsem. Onu da size, yani dileyenler bana yazabilir, şimdi açıklamalara koymayayım ama o kitabı da sizinle seve seve paylaşırım. Dediğim gibi yani aslında bu konuyu çok katmanlı açabilirim. Daha birçok yönleri var. Bunu ben böyle şeye benzetiyorum. Hani ağaçlar böyle büyüyor ve biz onu hani tek böyle bir gövde olarak görüyoruz ya, ama aslında toprağın altında görmediğimiz bir sürü dalları var onun, hani köklendiği o toprak altında. Aslında psikolojiye dayalı ve psikolojiyle böyle ilgili birçok konu bence bu anlamda dallı budaklı. O yüzden hani bu konuyu biraz daha açmanı istiyoruz ya da şu konuda daha da detaylandırır mısın dediğiniz konular varsa bu videodaki gibi yani benimle paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. O bildirim zilini açmanız gerçekten çok önemli çünkü her hafta gelen videolardan bu şekilde haberiniz oluyor. Bunun yanı sıra Instagram'dan takipte kalmak isterseniz, Instagram şuralarda bir yerlerde olacak, şurada olması gerekiyor buralarda. Oradan da takipte kalırsanız tabii ki de hani YouTube'la böyle beraber bazı içerikleri paylaşıyorum. Hani hatırlatmalar falan diyeyim. Ama genel olarak tabii ki de kendi hayatımdan görselleri sizlerle paylaşıyorum. Her hafta Cuma günleri arkadaşlar video yayında oluyor. Şimdilik bu kadar olsun o zaman. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Ve fazla hassas bir insansanız gerçekten ve lütfen kendinize şefkatli yaklaşın. Kendinizi hiçbir şekilde ben neden böyleyim, ne oldu bana, işte ben çok fazla hissediyorum, çok üzülüyorum ya da insanlar beni çok kırıyor. Bu gibi düşüncelere kapılmaktansa bunun bir lütuf olduğunu bilin. Siz herkese kıyasla evet bir tık daha fazla alıyorsunuz olayları. Belki o duyguları daha fazla hissediyorsunuz, onun düşüncelerinden daha fazla etkileniyorsunuz. Evet ve siz böylesiniz, olduğunuz gibi kabullenin ve olumlu yönlerinizin de çok fazla olduğunu bilin, onlara sarılın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız, sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın, hoşça kalın. Mahalo, mahalo, mahalo diyorum bir de. Eyeliner çekme konusunda bu arada gitgide ustalaşıyorum. Şu eyeliner'ımı bir size göstereceğim. Şöyle. Bence gayet... Ay gözüme sokmasam. İnce çekmeyi başarıyorum diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Joy! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Ben burada çekim yaparken sen ne yapıyorsun?